Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi yassir ve la tuassir Rabbi temin bil hayr. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz hürmetle muhabbette selamlıyorum efendim. 2019 yaz dönemi online temel Arapça derslerinin 4. bölümündeyiz. Bu bölüme hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi geçtiğimiz 3 oturumda bazı temel konular üzerinde durduk. Bazı temel gramer konular üzerinde durduk. Arap dili gramerinin. Aynı şekilde bu bölümde ve devam eden 5 ve 6. bölümlerde de gramer konularını işlemeye devam edeceğiz. Ekranınıza şu an yansıttığım ve geçtiğimiz ders verdiğim boş formülü var. Boşun O'su atılmıştı. O şimdi asker dedik. Geriye kalan BSCH'yi belirlilik, belirsizliği, sayısı, cinsiyeti, harekesi bakımından isim şeklinde açtık. Bu şekilde yorumladık. İrab başlığı altında irabın cümlenin öğelerini bulma, cümleyi tahlil etme işlemi olduğunu ifade ettik. Cümleyi irab etmek kelimelerin cümledeki görev üzerinde durmaktır dedik. Müfred ismin irabı başlığı altındaki konuyu işlerken de cümle içerisinde bir ismi iki yönden inceleriz dedik. Bir, cümledeki görevi bakımından. İki, şekil bakımından. Şekil bakımından müfret bir ismin raf, nasf ve cer olmak üzere üç durumunun bulunduğunu. Raf durumunun söz konusu ismin damme ile oluşu, son harfinin harekesinin damme ile harekelenmiş oluşu, nasb durumunun son harfinin harekesinin fethalı oluşu, cer durumunun ise son harfinin harekesinin kesralı oluşu şeklinde yorumladık. Bu şekilde açıkladık. Cümledeki görev bakımından ismin durumunu tahlil ederken söz konusu ismin sayısı, efendim ne olursa olsun, kaç olursa olsun, ister müfred ister müsenna ister cem fark etmez. Efendim bir isim cümlede özne ise, işi yapan konumundaysa raf durumundadır. Nesne ise, yani öznenin yaptığı işten etkilenen varlıksa nasb durumundadır. Tümleçse ya da tamlayansa, bu tamlayansa kısmını geçen derste vermedim, geçen oturumda. Şimdi bu oturumda bunu da eklemiş olayım. Tümleçse ya da tamlayansa o takdirde efendim cer durumunda bulunur şeklinde izah edilir. Bunların detayları gelecek ilerleyen derslerimizde. Biz şimdilik geçtiğimiz derste işlediğimiz konu başlığını şöyle hızlıca gözden geçirelim. Alfabedeki harflerin adlarını, harekelerin adlarını konuştuk. Sonra harekelerin fetha, kesra, damme şeklinde adlarının bulunduğunu, verdiği sesleri çalıştık. Arap alfabesleri olan 28 harfin efendim yazılış biçimlerinden bahsettik. Kiminin kalın, kiminin ince, kiminin yarı kalın olduğunu söyledik. Başta, ortada, sonda bitişik ve sonda ayrı olmak üzere efendim değişik şekillerde 4 türlü yazılışının bulunduğunu ifade ettik. Sonra elif, vav, ya uzatma harflerinden bahsettik. Örneklerini verdik onların. İlaveten kelime ve çeşitleri başlığı altında kelimeyi üçe ayırdık isim, fiil, harf şeklinde. Bunların örneklerini verdik. İsme örnek olarak beyt, bint, cemel, kitap kelimelerini. Fiile örnek olarak ketebe, yektubu, uktub kelimelerini. Sonra efendim harfe örnek olarak da fi, ala ve min harflerini örnek olarak verdik. Harfi Arap alfabesinden olan harfle karıştırmayalım. Bunlar Türkçedeki edatı karşılar bilgisini paylaştık sizinle. Sonra belirlilik, belirsizliği bakımından isim başlığı altında nekira ve marife olmak üzere ismin iki ayrılığını ifade ettik. Nekira, başında harf tarif bulunmayıp sonunda çift hareket, tenvin taşıyan ve belirsiz bir varlığı ifade eden isimlerdir diye tanımladık. Marifeyi ise başında harfi tarif ya da lam-ı tarif diye adlandırdığımız el takısının bulunduğu, sonunda da tenvin yer almayan, yani tek hareke bulunan ve belirli varlığı ifade eden isimlere marife denir şeklinde
tanımlarını verdik. Kitabın defter, onel kitabı defter o şeklinde efendim örneklendirdik. Kamer yavşem serf konusunu çalıştık. Ebgi hacceke ve haf akimehu cümlesinde toplanan, şu an seçtiği hale getirdiğim cümlede yer alan harflerin kameri harfi olduğunu, bunlardan herhangi birisiyle başlayan bir ismin başına lam-ı tarif geldiğinde, lam-ı tarifin el şeklinde yazılıp el şeklinde okunduğunu ifade ettik. Sayısı bakımından ismi müfret, müsenna ve cem olmak üzere üçe ayırdık. Müfret, müsenna, cem. Diğer adıyla müfret, tesniye, cem şeklinde üçe ayırdık. Müfret dilimizdeki tekili, müsenna ya da diğer adıyla tesniye dilimizdeki ikili, ki bizde Türkçe gramerde ikil diye bir adlandırma yok. Cem'in ise çoğulu karşıladığını ifade ettik. Harekesi bakımından isim başlığı altında, ona geçmeden cinsiyeti bakımından isim başlığı altında ikiye ayırdık. Cinsiyeti bakımından ismi müzekker müennes şeklinde. Müenneslik alametleri olan ta marbuta diğer adıyla ta te'nis, elif maksura ve elif memdudeden bahsettik ve beraberinde de müennes ismin çeşitleri başlığı altında bir grup ismin efendim müennes oluşunu paylaştık sizinle. Peki hareke bakımından isim başlığı altında da biraz önce açtığım dosyayı, yani müfred ismin irabı başlıklı dosyayı çalıştık. Dolayısıyla boşu bu anlamıyla tamamlamış olduk. Boş, özetini şöyle ekranınıza taşıyorum. Belirlilik belirsizliği bakımından nekira marif olmak üzere ismi ikiye ayırıyoruz. Sonra sayısı bakımından müfred, müsenna, cem olmak üzere üçe ayırıyoruz. Cinsiyeti bakımından müzekker, müennes olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Harekesi bakımından da merfu, mansup, mecrur veya raf durumunda, nas durumunda ve veya cer durumunda olma bakımından üçe ayırıyoruz. Boşun özeti bu. Tamam mı? Peki şimdi harfi cerler başlıklı bir konuya geçmek istiyorum. Harfi cerler başlıklı konuya geçmeden şuradan bakayım bir dosya arıyorum. Şöyle. Müenneslikle alakalı evet şu. Aradığım şu. Şu tabloyu çalışmaya ihtiyacımız var. Şimdi cinsiyeti bakımından isim başlığı altında bir şeyler okuduk ama şu tablo benim açtığım dosyaların isimlerini ben size tekrar yaparken yararlanmanız için zikredeyim. İsterseniz faydası olur. Şu an açtığım dosya müennes isim tablosu. Elinizde bulunan Salih Zeki Keş Arapça ders notları veya ders notları başlığını taşıyan klasörde müennes isim tablosu altında verdim. Şu an ekranınıza taşıdığım tabloyu. Burada dikkat ederseniz cinsiyeti bakımından ismin iki ana gruba ayrıldığı görülüyor. Müzekker ve müennes olmak üzere. Müzekker eril varlığı, müennes dişil varlığı karşılıyor. Müzekker kendi içinde hakiki müzekker ve mecazi müzekker şeklinde ikiye ayrılıyor. Tekrar ediyorum. Müzekker kendi içinde hakiki müzekker ve mecazi müzekker olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki hakiki müzekker ne demek, mecazi müzekker ne demek? Onu konuşacağız. Müennesi de kendi içinde yine hakiki müennes ve mecazi müennes şeklinde ikiye ayırıyoruz. Peki şimdi bunların tasnifini yapalım, sınıflandıralım bunları. Şimdi önceki oturumlarımızda hatırlarsanız dedik ki Arapçada canlı olsun olmasın, akıl taşısın taşımasın bütün isimler cinsiyeti bakımından müzekker ya da müennes olmak üzere tasnif edilir, sınıflandırılır. Bir diğer ifadeyle ikiye ayrılır dedik. Peki şimdi madem böyle bir durum var, yani akıl taşısın taşımasın, canlı olsun olmasın bütün isimler cinsiyeti bakımından sınıflandırılıyorsa o halde biz müzekker hakiki ve mecazi diye tasnif edildiyse hakiki müzekker ne, mecazi müzekker ne, ona bakalım. Hakiki müzekkerin örnekleri şunlar. Raculun, Esedun, Ebun ve Muhendisun. Biraz daha rahatça göreceğiniz şekle getireyim bunu. Racul adam demek. Buna ra'ya bir fetha koyarsam ricil olmadığı anlaşılır. Zira ricil ayak demek. Racul adam. Peki Esedun aslan, Ebun baba. Mühendisun mühendis. Bunlar üreme türeme çoğalma özelliğine sahipler. Kitabun, babun, kalemun, beytun kelimeler de müzekker. Şu hakiki müzekker sınıfında bulunan racül, esed, eb ve mühendis kelimeleriyle mecazi müzekker sınıfında bulunan kitap, bab, kalem ve beyt kelimeleri
müzekker olmak bakımından ortaklar. Peki bunlar niçin müennes değil sorusunun cevabı 1. Bunların sonlarında ta marbuta yok. 2. Bunların sonunda elif maksura yok. 3. Bunların sonunda elif memdude yok. Peki sonlarında ta marbuta, diğer adıyla ta'u te'nis veya elif maksura, kısa elif diye adlandırdığımız elif maksura veya elif memdude yer almadığı için bunlar müzekker. Peki hakiki olmakla mecazi olmak arasındaki ayrım nedir denilirse, hakiki müzekker olmak üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olmak demektir. Adam, aslan, baba, mühendis kelimeleri üreme türeme nesillerinin çoğalması özelliğine sahiptir. Ancak kitabın, kapının, kalemin ve evin üremesi, türemesi, çoğalması, neslinin artması, neslinin çoğalması diye bir şey söz konusu olmaz. Hadi zatında kitap da, kapı da, kalem de, ev de cansız varlıklardır. Peki o zaman hakiki müzekkerle mecazi müzekker arasındaki fark anlaşıldıysa, şimdi biz hakiki müennesle mecazi müennes arasındaki ayrımı tanımaya geçelim. Ekranda şu an bir şey göremiyorsunuz. Böyle ekranda bir şey göremediğiniz zaman bunun gerekçesini izah edeyim size arkadaşlar. İnternet bağlantınızdaki yavaşlık ya da zayıflık sizin ekranı görüntüleyememenize sebep olabiliyor. Bu tür durumlarda çıkış giriş yapmanız çözüm oluyor. Yani sanal sınıf ortamından çıkış yapıp hemen arkasından beklemeksizin yeniden giriş yapmanız durumunda ekranı görüntüleme imkanınız oluyor. Peki müennes ismi hakiki ve mecazi diye ikiye ayırdık ya. Şimdi hakiki müennesle mecazi müennes arasındaki farkı ben size soracağım. Sizden cevap isteyeceğim ve fakat size böyle bir soru yöneltmeden, sizden bunun cevabını istemeden önce ben şöyle davranmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Hakiki müennes sınıfında yer alan örnekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Hatice, Leyla, Sevda. Uht, Zeynep, Feras. Peki Hatice, Leyla, Sevda bunlar bayanlar için kullanılan özel isimler. Yukarıdan aşağıya Ummun, Uhtun, Zeynep ve Feras bunlar anne, kız kardeş, Zeynep ve Kısrak anlamını taşıyan kelimeler. Mecazi müennes sütununda yer alan Seyyara, Mistara, Mihfala, Sema, Şems, Nar, Nefs ve Dar kelimeleri ise yukarıdan aşağıya Seyyara, Otomobil, Mistara, Cetvel, Mihfada, Cüzdan, Çanta, Sema, Gökyüzü, Şems, Güneş, Nar, Ateş, Nefs, Nefis, Dar, Ev, Yurt, Mesken. Peki şimdi biraz önce hakiki müzekkerle mecazi müzekker arasındaki farkı verdim. Bu bilgiyi paylaştım sizinle. Paylaşmış olduğum bu bilgiden mülhemen, bundan ilham alarak şu soruma rahatlıkla cevap verebileceğinizi zannediyorum. Hakiki müennes ile mecazi müennes arasındaki fark nedir diye sorsam ne dersiniz? Hakiki müennes ile mecazi müennes arasındaki fark nedir? Evet, cevap bekliyorum şimdi. Bu herkesi kapsayan, herkesi muhatap alan bir soru. Haydi bakalım hemen klavyelere sarılalım ve bismillah soruya cevap verelim. Hakiki müennes ile mecazi müennes arasındaki farkı soruyorum. Evet. Peki. Cevaplar geliyor. Sayın Kaya, diğer arkadaşlarımızın yazdığı cevapları takip edin. Hatice, herkes birbirinin cevabını yapsın. Efendime söyleyeyim. Takip etsin lütfen. Sayın Kaya, hemen arkadaşlarımız cevap yazarken ben sizin için konuyu tekrar edeyim. Hakiki müzekkerle mecazi müzekkerin farkı neydi birbirinden? Hakiki müzekker üreme türeme çoğalma neslinin çoğalması özelliğine sahip olan kelimelerdi. Mecazi müzekker ise üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olmayan kelimelerdi. Bu bilgiyi kopyalayın buradan, yapıştırın. Hakiki müennes ile mecazi müennes arasındaki fark nedir sorusunun cevabına yapıştırın. Ha, madem hakiki müzekker üreme türeme neslinin çoğalması özelliğine sahip, mecazi müzekkerin böyle bir özelliği yok. Hakiki müennes de yine aynı şekilde üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olan kelimeyken mecazi müennesin üreme türeme çoğalma özelliği yoktur. Evet, şimdi anladım demenizi bekliyorum. Ben anlayamadım konuyu diyen arkadaşlarımız. Evet, şimdi
Hakiki mühendisle mecazi mühendisin farkını sordum. Paylaştınız benimle. Hatice, Leyla, Sevda. Anne, kız, kardeş, Zeynep ve Kısrak. Peki bunların efendim şu mecazi mühendis sınıfında yer alan otomobil, cetvel, cüzdan, gökyüzü, güneş, ateş, nefis ve ev anlamlarını taşıyan kelimelerden ayrışan yönü ne? Bir, hakiki mühendis sınıfındakiler canlı. Doğru mu? Canlı. Mecazi mühendis sınıfındakiler efendim cansız. Peki ve aynı zamanda akılsız. Hakiki mühendis sınıfındakiler akıl taşıyor. Fakat akıl taşımak taşımamak ya da nasıl ifade edeyim, canlı olmak olmamak temel kriteri teşkil etmeyebilir. Neden? Çünkü bakın feras kelimesi, feras şu seçili hale getirdiğim kelime, kısrak anlamını taşıyor. Peki bunda herhangi bir mühendislik alameti var mı? Yok. Fakat bu hakiki bir mühendis mi? Evet, hakiki bir mühendis. Neden? Çünkü feras dişi at demek. Feras dişi at. Yani kısrak. Peki o zaman o takdirde akıl taşıyıp taşımama değil de efendime söyleyeyim canlı olup olmama burada temel kriteri teşkil ediyor. O zaman hakiki müzekkerler canlı. Mecazi müzekkerler cansız. Peki hakiki mühendisler canlı, mecazi mühendisler cansız. O zaman farkı tekrar edelim, yineleyelim. Hakiki müzekkerler canlı eril varlıklar, mecazi müzekkerler cansız eril varlıklar. Hakiki mühendisler canlı dişil varlıklar, mecazi mühendisler cansız dişil varlıklar. Peki canlı cansız ayrımına üreme türeme çoğalma farklılığını da ekleyip hakiki müzekker canlı ve üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olan müzekkerdir. Mecazi müzekkerse canlı olmayan yani cansız olan üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olmayan müzekkerdir diye tanımlanmalı. Mühendise geçiyorum. Hakiki mühendis nedir? Canlı olan ve üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olan mühendistir. Mecazi mühendis nedir sorusunun cevabı, mecazi mühendis canlı olmayan, bir diğer ifadeyle cansız olan, üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olmayan isim türüdür. Dişil isim türüdür. Peki şimdi bunları mühendisleri hakiki mecazi diye sınıflandırdık ya. Hakiki mühendis kendi içinde lafzi ve manevi diye ikiye ayrılır. Şöyle ki, hakiki lafzi denildiği zaman hem canlı olan, üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olan hem de dikkat edin, bünyesinde mühendislik alameti taşıyan isim demektir. Ben bir soru soracağım, tak diye hemen bir rakam yazarak cevap vereceksiniz bana. Mühendis ismin alameti kaçtır? Evet, bekliyorum. Mühendis ismin alameti kaçtır? 3'tür. Harikasınız. Çok güzel. Peki bunlar 1. Ta merbuta. Diğer adıyla ta'ut te'nis. 2. Elif maksura. Kısa elif. 3. Elif memdude. Uzun elif. Bunlar ben size sorup sizden cevap alsam olur ama zaman tasarrufu yapmak adına ben sorup ben cevaplamak istedim. Peki o halde bu hakiki lafzi denilince akla şu gelecek. Hem canlı olacak, üreme türeme çoğalma özelliğine sahip olacak hem de lafız bakımından bünyesinde ama dişilik alametlerinden, mühendislik alametlerinden ta marbutayı ama elif maksurayı ama elif memdudeyi taşıyor olacak. Hatice neyi taşıyor? Ta marbuta. Leyla neyi taşıyor? Elif maksura. Sevda neyi taşıyor? Elif memdudeyi taşıyor. O zaman hakiki lafzi mühendis denildiği zaman aklımıza lafız bakımından da bünyesinde alamet taşıyan müennes varlık gelecek. Hakiki manevi denildiği zaman akla gelecek olanları örneklendirelim. Kelimesi anne anlamında. Uht kız kardeş. Zeynep bayan ismi. Feras kısrak. Peki anne, kız kardeş, Zeynep ve kısrak anlamını taşıyan şu seçili hale getirdiğim kelimeler. Bunlar müennes mi? Müennes. Peki şimdi Ummun kelimesinde ya da Uhtun'da ya da Zeynep'te ya da Feras'ta müenneslik alameti olan ta marbuta var mı? Yok. Elif maksura var mı? Yok. Elif memdude var mı? Yok.
Yani mühendislik alameti olan 3 unsurun 3'ü de yok. 3 alametin 3'ü de yok. Ve fakat anne, kız kardeş, Zeynep, Kısrak bunlar tamamı mühendis varlıkları ad olan efendim kelimeler, isimler. Bu münasebette biz bunlara hakiki manevi mühendis deriz. Geçiyorum şimdi mecazi mühendise. Mecazi mühendisi hakiki mühendisten ayırt eden şey neydi? Bir, cansız olmak. İki, efendim üreme türeme özelliğine sahip olmamak. Peki mecazi mühendisi de kendi arasında lafzi ve semai diye ikiye ayırıyoruz. Mecazi lafzi denildiği zaman akla ne gelecek? Üreme türeme özelliğine sahip olmayan, cansız olan ve fakat bünyesinde mühendislik alameti taşıyan müennese mecazi lafzi denir. Seyyara, mistara, mihvava, sema. Bunlar yukarıdan aşağıya okuyorum tekrar. Seyyara, mistara, mihvava ve sema. Bunlar otomobil, cetvel, cüzdan, çanta, gökyüzü anlamını taşıyan kelimeler. Peki bünyelerinde müennestik alameti olan ta merbutayı ya da elif memdudeyi taşıyor olmaları sebebiyle efendim lafzan müennesler ve fakat cansız oldukları için üreme türeme özelliğine sahip olmadıkları için hakiki değil mecazi müennestirler. Semai müennese gelince mecazi semai güneş anlamında şems, ateş anlamında nar, nefis anlamında nefis ve yurt ev anlamında dar bunlar mecazi semaidir. Peki mecazi oluşlarını şöyle izah ederiz. Bunlar cansız varlıklar, üreme türeme ve nesillerinin çoğalması özelliğine sahip değiller. Ve fakat bünyelerinde seyyara, mistara, mihfaza ve sema kelimelerinde olduğu gibi bir alamet de yok. Ve fakat bütün bunlara rağmen Araplar efendim bu isimlere ve bunların benzeri bir listede yer alan isimlere müennes muamelesi yapmışlar. Şems, nar, nefs, dar bunları müennes kabul etmişler. Semia duydu demek. Namazdayken rükû pozisyondayken Sübhane Rabbiyel Azim dedik 3 kere. Kalkarken ne diyoruz? Kıyama kalkarken rükûdan doğrulurken Semiallahu limen hamide. Allah kendisine hamd edeni işitir. Semia işitmek, duymak. Allah Azze ve Celle'nin Esmaül Hüsnası içinde yer alan sıfatlarından birisine Es-Semi'i, her şeyi ve herkesi hakkıyla işiten anlamında. Peki o zaman semai duyuma dayalı, duyuma yoluyla öğrenilen müennes. Semai müennes. Yani bünyesinde alamet yok ve fakat Arap ona müennes muamelesi yapmış. Peki konuya nokta koyacağım yere geldim. Talha, Hamze gibi isimler lafzan müennes, manen müzekker isimlerdir. Lafzan müennes, bunu lafzan desek sanki daha iyi olacak. Ben bunu şöyle A yapayım. Lafzan müennes, manen müzekker isimler. Ne demek bu? Talha ve Hamza isimleri kız çocuklarına isim olarak konmaz. Erkek çocuklarına isim olarak konur ve fakat Talha yazılırken sonunda kapalı tayla yazılır. Hamza yazılırken sonunda kapalı tayla yazılır. Evet, müennes isim tablosu bu dosyanın adı. Salih Zeki Keş ders notları klasörünün içerisinde Arapça ders notları. Salih Zeki Keş Arapça ders notları klasörünün içerisinde müennes isim tablosu adını taşıyan bir Word dosyası. Evet arkadaşlar, konu anlaşıldı mı? Tamam mı? Bir tepki verin bakalım. Anlayanlar bir anladım desinler. Anlamayanlar anlamadım desinler. Ben anlayanlar anlamayanlara bir göreyim. Bu evet'i anladım diye anlıyorum. Tekrar edeceğim hocam, hemen anlayamıyorum diyorsunuz. Tamam. Tekrarda tabii ki fayda var. Evet, ilk kez duyduğunuz şeyler bunlar. Tabii yani içinizde daha önceden bunları hiç duymayanlar var. Duyup da unutanlar var. Efendim bir kısmını duyup bir kısmını yeni duyanlar var. Evet, kapatıyorum bu dosyayı. Kaydet diyelim şöyle. Peki. Şimdi harficerler diye adlandırılan bir dosya çalışalım. Harficerler. Ondan önce şurada kitabınızda zarflar diye bir konu varsa ona bir bakalım. Evet, yer zarfları diye bir konu var. 70. sayfada. Evet. Evet.
Evet, şimdi ders kitabınızdan kastım Arapçayı öğreten kitap. Kastettiğim evet şu. Ders kitabınız bu, malumunuz. Arapça öğreten kitap. Ders kitabınızda sayfa 70'te arkadaşlar. 70'i açar mısınız? Elinizde kitaplarınız var. Şehir dışından, Konya dışından katılan üyelerimize kitapları gönderildi. En yakın zamanda ellerinde olur inşallah. Peki şimdi zuruful mekan yer zarfları başında taşıyan bir ünite. Eynel kalem. Kalem nerede? El kalemu alel mindadeti. Kalem masanın üzerinde. Eynel kitabu. Kitap nerede? El kitabu alel raffi. Kitap rafta. Rafın üzerinde. Rafta. Eynel mistaratu. Cetvel nerede? El mistaratu alel kitabi. Cetvel kitabın üstünde. Eynel messahatu. Silgi nerede? El messahatu tahtel mindade. Silgi tahtanın altında. Evet, peki silgi tahtanın altında. Peki geçiyorum. Sonra eynel kalem. Kalem nerede? El kalem fil mihfaza. Kalem çantanın içinde. Devam ediyoruz örneklere. Eyne şecara. Siz ders kitabınızdan da takip edebilirsiniz. Ekrandan da. İkisi de mümkün. Eşşeceratu fil hadika. Ağaç bahçede. Bahçenin içinde. Eynel veled. Çocuk nerede? El veledu halfel mindade. Çocuk masanın arkasında. Eynel harita. Harita nerede? El haritatu alel cidar. Harita duvarda. Eynel kürsi. Sandalye nerede? El kürsiyu indel mindadeti. Sandalye masanın yanında. Eynel mihfaza, çanta nerede? El mihfazatu alel kürsiyi, sandalyenin üzerinde. Evet, çanta sandalyenin üzerinde. Ben niye çantalye dedim biliyor musunuz? Böyle ya da diyecek gibi oldum. Çanta sandalyenin üzerinde diyeceğim ya. Çantalya dedim sehven ya da diyecek gibi oldum. Niye biliyor musunuz? Şimdi Sayın Kaya ve Sayın Balok, onların imleçleri sohbet penceresinde takılı kalmış. Eğer şu an bir şey yazmıyorlarsa sürekli yazıyor gibi bir uyarı alıyorum ben sistem tarafından. Ve acaba ne yazıyorlar, ne soracaklar diye gözümün bir ucu oraya kayıyor sürekli. Bir şey yazmayacağınızda, bir şey sormayacağınızda imleceniz o sohbet penceresinde yanıp sönmesin arkadaşlar. Başka bir yere, bir boşluğa tıklayın. Dediğimi anlatabildim mi? Hani siz benim sorularıma cevap vermek ya da kendi soru sormak için sohbet penceresinde boşluğa tıklıyorsunuz, imleciniz orada yanıp sönüyor ve yazıyorsunuz ya. Onu oradan alın, imlecinizi bir boşluğa tıklayın. İmleciniz başka yerde ona rağmen yazıyor. Belki sistemsel bir sorun, yani teknik bir problem. Bazen böyle oluyor. Peki geçiyorum. El mihfazatu alel kursi ne demek? Çanta sandalyenin üzerinde, üstünde. Eynel kura, top nerede? El kuratu tahtel kursiyi. Top sandalyenin altında. Eynet tayr kuş nerede? Et tayru fevgal beyt. Kuş evin üzerinde. Eynel mirvaha vantilatör nerede? Fevgal velet çocuğun üzerinde. Eynel hisan at nerede? Emamel arabe arabanın önünde. Eynel arabe araba nerede? El arabetu halfel hisan atın arkasında. Peki eynel velet yeter mi bu kadar? El velet beynel babi ve nafide. Yeni bir zarf çıktı burada karşımıza. Kapıyla pencere arasında. Uçak nerede? Efendim, et-tâiratu fevkas sehâbi. Uçak bulutun üzerinde. Şimdi başlıca yer zarfları şunlardır. Başlığını taşıyan bir efendim bölüm var kitabınızın 73. sayfasının başında. Burada bakın şu seçtiği hale getirdiğim yerde bulunan zarflar emame, halfe, fevka, tahte, beyne, verae, ala ve fi. Bunları sırasıyla önünde, arkasında, üstünde, altında, arasında, verae ötesinde demiş burada. Verae'yi arkasında şeklinde halfe ile eş anlamlı olarak kullanmak da mümkün. Şu an sözlükten onu sorgulayalım. Bakın ne demiş? Verae bir şeyin arkasında, bir şeyin ardında, bir şeyin peşinde, gerisinde anlamlarını taşıyor. Bu verae'yi şu halfe ile sağdan sola ikinci sırada verilen halfe ile aynı anlamda kullanabilirsiniz. Ala üzerinde, fi içinde. Peki bunlar ne işe yarar? Şimdi bunları konuşalım. Arkadaşlar bu zarflar bir ismin başına geldikleri zaman o ismi mecrur kılarlar. Peki isimlerin başına geldiklerinde o ismi mecrur kılmaları ne demek?
diye bir soru yönelteyim ve sizi bir yoklayayım bakalım kimler cevap verecek. Bunlar bir ismin başına geldiklerinde o ismi mecrur kılarlar diyorum. Cer haline dönüştürürler. Onun mecrur kılarlar, başlarına geldiği ismi mecrur kılarlar demek ne demek? Bunu anlayamayan birisine siz nasıl izah edersiniz bunu? Bunlar bir ismin başına geldiklerinde o ismi mecrur kılarlar sözünü nasıl anlamak lazım? Dolaylı tümleç olur cevabı doğru bir cevap. Başka? Tamam, cer durumunda olurlar. O da doğru bir cevap. Cer verir demişsiniz. Ona cer verir. O da doğru. Evet, Sayın Akbal'ın cevabını arıyordum ben. Evet, o cevabı arıyorum ben. Aradığım cevap o. Başlarına geldikleri isimleri mecrur kılarlar demek. Şimdi biz müfred isim için konuşuyoruz. Bakın biz müsenna ile ilgili çalışmıyoruz şu anda. Cem ile ilgili çalışmıyoruz. Çalışacağımız hep müfred isimler şimdilik. Peki o zaman başlarına geldikleri müfred isimlerin sonunu kesralı okuturlar. Bunlar ne işe yararlarmış? Başlarına geldikleri isimlerin sonunu kesralı okuturlar. Örneği var mı? Var. İşte bakın. Şurada. Alel mindadeti. Alel mindadeti. Alel mindadeti. Ne oldu? El mindadenin başına ala geldi. Sonu kesralı okundu. Ala el mindadeti. Peki burası alel raffi. Rafın üzerinde. Rafta alel kitabi. Kitabın üstünde. Kitabın üzerinde. Tahtel mindadeti. Efendim masanın altında. Geçiyoruz. Fil mihfezati. Çantanın içinde. Fil hadigati. Bahçede, bahçenin içinde. Halfel mindadeti masanın arkasında. Alel cidari duvarda, duvarın üzerinde. İndel mindadeti masanın yanında. Alel kürsiyi sandalyenin üstünde. Tahtel kürsiyi sandalyenin altında. Fevkal beyti evin üzerinde. Fevkal veledi çocuğun üzerinde. Emamel arabeti arabanın önünde. Halfel hisani atın arkasında. Şurası beynel babi ve nafide. Bu beyne zarfını diğer zarflardan, ötekilerden ayırt eden şey şu arkadaşlar. Beyne zarfından sonra iki isim gelir. Şununla şunun arasında anlamını kazandırır. Başına geldiği iki isme. Şununla şunun arasında. Yani neyle neyin arasında? Kapıyla pencerenin arasında. Fevkas sehabi bulutun üzerinde gibi. Evet peki. Burada sanırım inde verilmemiş. Onun eksik olduğunu görüyorum. İnde yanında anlamını taşıyan bir zarf. Önünde, arkasında, üstünde, altında, arasında, yine arkasında, üzerinde, içinde anlamını taşıyan zarflara ilave eden bir de indeyi siz buraya ekleyin. Şu seçili hale getirdiğim yere mesela indeyi yazabilirsiniz. Yanında anlamında. Bunları öğrendik. Peki bunlar öğrendiysek şimdi, zarfları öğrendiysek şimdi harfi cerlere gidelim. Harfi cerler. Peki harfi cerlere giriş yapmadan bir soru sorayım. Şimdi bugün derse başlamadan WhatsApp grubuna bir mesaj gönderdim. Bir paylaşımda bulundum ve bir ricada bulundum sizden. Derslerimizin bölüm bölüm içeriklerini adlandırma hususunda yardımcı olur musunuz bana diye bir talepte bulundum. Geride kalan 3 bölüm için şu ana kadar dersleri dinleyenler ben içerikleri hatırlıyorum. Birinci bölümde şu konular, ikinci de şunlar, üçüncü de şunlar anlatılmıştı diye WhatsApp grubumuza paylaşabilirler. Bu bölümden itibaren de dersin hemen bitimini müteakiben dördüncü bölümün içeriği şuydu, şunlar işlendi diye WhatsApp grubumuzda paylaşabiliriz. Birimizin unuttuğunu diğeri hatırlatmış olabilir. Peki bir egzersiz yapalım, bir uygulama yapalım isterseniz. Dördüncü bölümün içinde bulunduğumuz dördüncü bölümün başından başladığı dakikadan şu dakikaya kadar bir genel tekrar yaptık. Geride kalan 3 bölümün genel tekrarını yaptık. Buna genel tekrar demek yeterli. Arkasından şunu işledik sonra şunu işledik diye sıralayacak olsak ne yazarsınız? Bunu size sorsam ne dersiniz? Telefondan ders takip eden arkadaşlarımız da cevap verebilirler. Şu ana kadar evet müennes müzekker isimler bunu çalıştık değil mi? Sonra
Yer zarfları, değil mi? Müennes ve müzekker ismin çeşitleri, türleri denilebilir. Sonra genel tekrar müzekker ve müennes isimler ve zarflar. Peki o zaman 1. genel tekrar, 2. müzekker müennes konusu, 3. yer zarfları, 4. buna dördüncü bir başlık olarak harficeleri ekleyelim. Harficeler. Peki harficelerin görevi yer zarflarının görevi gibidir. Peki harficelerin görevi yer zarflarının görevi gibidir cümlesini duydunuz. Bununla ne kastediliyor diye sorulsa verilecek olan cevap hemen bakın burada yer alıyor. Başlarına geldikleri ismi mecrur yapan yani sonunu kesralı okutan harflere harficeler denir. Bu harflerden sonra gelen isimler mecrur olur. Yani son harfin harekesi kesralı olur. Yaygın olarak kullanılanları şunlardır. Ne bunlar? Bi, min, ila, an, ala, li, fi, ke. Bi, min, ila, an, ala, li, fi, ke. O zaman bunlar da başlarına geldikleri isimden sondan ne yapacaklar? Kesralı okutacaklar demektir. Tamam mı? Peki anlamlarını hızlıca vereyim. Bi ile birlikte anlamında bir harfi cer. Mesela bil kalemi kalemle. Min dendan uzaklaşma durumu bildirir. İla e a y ya yönelme durumunu ifade eder. An dendan anlamı verir. Yine uzaklaşma. Ala üzerinde anlamı verir. Bulunma durumu eki. Li için anlamında bir harfi cerdir. Fi de da anlamı kazandırır. İçinde. De da içinde anlamı kazandırır. Başına geldiği isme. Peki şöyle bir not var aşağıda. Harfi cerden sonra gelen isimler marife de olabilir nekirada. Buradan ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Mesela ilel medraseti okula. İlel medraseti ne demek? Okula. Peki min raculin herhangi bir adamdan. Ala mektebin herhangi bir masanın üzerinde. Ala mektebin herhangi bir masanın üzerinde. Evet peki bunları şöyle ezberlemeniz iyi olur. Sağdan sola. Bi min ila an ala lam fi ke ya da li fi ke şeklinde ezberlemeniz iyi olur. Tekrar ediyorum. Bi min ila an ala li fi ke. Toplam 8 metri 7 metri. Vahid itnan telate erba hamse sitte seba temeniye. 8 etmiş. Evet. Bi min ila an ala li fi ke. Bi ile birlikte min dendan ila e a ye ya an yine dendan. Ala üzerinde, üstünde, li için, fi, de, da içinde, ke, gibi anlamını taşıyan bir teşbih anlamı ifade eden harfi cer. Peki mesela bil kalemi kalemle dedik ya, yektubu kemalun bil kalem, kemal kalemle yazıyor. Minin örnekleri şurada. Minel beyti evden, minel mescidi camiden, minel medraseti okuldan, minel kitabi kitaptan. Peki ilanın örneklerini veriyorum. İla, e, a, y, ya yönelme durumu anlamı oluşturur. Bu anlamı kazandırır başına geldiği isme. İlel beyti eve, ilel medraseti okula, ilel hadigati bahçeye, parka. Peki an yine dendan anlamında. Anillahi Allah'tan, anil mu'mini mu'minden. Ala üzerinde, üstünde anlamını taşıyan bir harfi cer. Üzerinde ile üstünde farklı farklı şeyler değil. Bunu yani böyle algılamayın. Ders kitabınızdaki şu yazılım, şu not, fevganın üstünde, alanın üzerinde şeklinde not edilmesi, bunlar farklı farklı şeylermiş gibi algılanmasına sebebiyet verebilir. Yani fevga ile alanın anlamları haddi zatında aynı. İkisi de üzerinde dersen üzerinde, üstünde dersen üstünde. İkisi de aynı şey zaten. Peki, anlam bakımından aynı şey. Alel mektebi masanın üzerinde, alel cemeli devenin üzerinde, alel kürsiyi sandalyenin üzerinde. Peki li için anlamını taşıyan bir harfi cer. Elhamdülillah, elhamdülillahi, hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. El kitabu li aliyyen, ne demek? El kitabu li aliyyen, düzeltiyorum. El hizau li aliyyen, ayakkabı Ali'nindir, Ali'ye aittir. Sonra li talibin bir öğrencinin, bir öğrenci için. Lil binti kıza ait, kız için, kızın anlamında. Fi de da içinde bulunma durumu ki esemeketu fid delvi balık kovanın içindedir. Er raculu fil mescidi adam mescittedir, camidedir. İla e a ye ya anlamını bu yukarıda geçti zaten. Burada verilen örnekler harficelerden sonra giden ismin nekira
da olabileceği, marife de olabileceğini örnekleri. Peki bu şekilde harficerlerle ilgili bahsi tamamlamış olduk. İlave edeceğimiz bazı ekstra bilgiler olursa onları diğer bölümde ele alır, ilave ederiz. Dördüncü bölümü tamamladık. Beşinci bölüm için ara veriyorum. Beşinci bölümde görüşmek üzere efendim.